Fırat ekranlarına, akşam ajansına hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın son çalışma iş gününden, cuma gününden sizlere sesleniyoruz. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız akşam ajansına başlıyoruz. Sayın seyirciler, Elazığ'da yapılması planlanan Harput Musikisi ve Kent Müzesi için ilk adım atıldı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığı'nda bir toplantı düzenlendi ve toplantıda bu müzenin yapılması hususunda nelerin görüşüleceği konusu ele alındı. Harput Mahallesi'nde ve eski valilik binasında incelemelerde bulundu. Konsept yaratılabilir. Rahat bir mekan. Çok güzel. Burası da mevsimden erişim çok önemli çünkü. Harput Musikisi ve Kent Müzesi için ilk adım atıldı. Buradan yukarıya çıkmak. Yukarıya daha şey buradan yürüp, buradan yürüp. Yani yukarıya ayak kapı yapmış. Evet. Burası. Burası kale. Antep'teki hamam müzesi bize ilham verdi aslında. Biraz da şimdi kentsel sit alanı diye ifade ediyoruz. UNESCO'ya girdi. Müzenin arttırılması gerekiyor burada. İşte hamam müzesi, kent müzesi. Şimdi şuradan musiki yaptık mı? Tamam. Çok iyi. Sağ hamamın içi nasıl? Güzel. Tabii sadece soyunmalık kısmı ayakta duruyor. Diğer tarafına yıkılmış da. Evet. Evet. Fakat restore ettirelim. Güzel. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığı'nda şehirde yapılması planlanan Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi için toplantı yapıldı. Siz Antep'i gördünüz değil mi? Tabii. Tamam. Tamam, o dizi yaptık. Nadir Bey de yaptı ya. Bayağı da bak. Nadir Bey de ayarlanır ama. Nadir Bey tamam. Biz yaptık, onu üstelik mucizeler yaratarak yaptık. Evet. Önce restore etmeden yapalım dediler. Biz direndik. Şeyin kale için projesi ne oldu? İhalesini yapıyor mu? Proje ihalesi sayılmıyor. Bitmek üzere bildiğim kadarıyla ihalesi yapıldığı şey projesi bitiyor. Burada da bir mahalle var. Mahalle. Kale için projesini yapıyoruz şu an. Osmanlı Mahallesi. Sayılmıyor. Mahalle görüşülecek. Mahalle kurulda. Bugün kurulda görüşülüyor. Öyle mi? Bugün burada mı toplantı? Evet. Bugün değil mi burada toplantı? Rölesi hazır alıyorsun. Evet evet. Rölevesi hazır. Tamam. Bunlar yeni bina mı? Hepsi? Bunlar değişiyor. Bunlar işte yıkılacak. Külliye yapılıyor ya. Külliyenin yapılacağı. Abi var bu külliyesi oluyor. İhalesini yapmasın. Beton bina 82 yılında yapılmıştı. Yani beyaz gördüklerinizin tamamı teşhissiz plana uymayan yapılar. Evet. Kent Müzeleri Tasarım ve Uygulamacısı Nadir Mutler ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ön görüşmeler yapıldı. Oradan musiki bakan fiyat çıkarsa kürsü başı Kimin Hanım'ın ki konservatörün kürsü başta musiki. Evet. İçeri her şeyi Alman Zeyn musiki. Herkesini böyle örtüştürecek mekan yeterli mi mekanlar? Geniş alan da var, odaları da var. Oraya da bakalım o karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Musiki ve Kent Müzesi için kısa sürede adımların atılmasının planlandığı öğrenildi. Sayın seyirciler, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e yerel seçim çalışmaları kapsamında partilerinden üye olan belediye meclis üyesi aday adayları ve il genel meclisi üyesi aday adaylarıyla bir araya geldi.
Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantılar kapsamında ilk olarak İl Genel Meclis üyesi aday adaylarıyla bir araya gelen İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen aday belirleme süreciyle seçim çalışmaları hakkında değerlendirmeler yaptı. Başkan Gürgöz'e, aday belirleme süreci hakkında İl Genel Meclis üyesi aday adaylarını bilgilendirerek, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığının yanında İl Genel Meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimi de yapılacaktır. AK Parti her hizmet alanında en yetkin hizmetlerle milletimize en etkin hizmeti sunmanın gayretindedir. Aday belirleme süreci daha önceki yıllardan farklı olarak genel merkezimiz tarafından belirlenen şekilde yürütülecek. Genel merkezimiz tarafından nihai karar verilecektir. Genel merkezimiz tarafından belirlenen aday belirleme süreci şu şekilde işleyecektir. İl Genel Meclis üyesi adaylık başvuruları ilçe başkanın başkanlığında, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlığıyla ilçe yürütme kurulu üyeleri arasından belirlenecek 5 üyenin katılımıyla oluşan komisyon tarafından öncelikle değerlendirilecek. Komisyon seçilecek meclis üyesi sayısının 2 katı kadar aday adayını belirleyerek liste halinde il başkanlığına sunacak. İl yürütme kurulu ilgili ilçe başkanının katılımıyla taslak listeyi hazırlayacak. Hazırlanan liste genel merkezde kurulan ilgili komisyona havale edilerek nihai karar verilecek. Komisyon tarafından nihai karar verilirken il başkanı, belediye başkan adayı, İlçe Başkanı İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları Başkanı'nın da hazır bulunduğu toplantıda milletvekillerinin de görüşü alınarak onaylanan liste ilçe seçim kuruluna verilecek. Süreç genel merkezimiz tarafından belirlenen şu şekilde yine genel merkezimiz tarafından yürütülecektir dedi. Belediye meclis üyeleriyle 3 grup halinde yapılan toplantıda belediye meclis üyesi aday belirleme süreci hakkında da bilgi veren Başkan Gürgöz'e, belediye meclis üyesi aday belirleme süreci de genel merkezimiz tarafından yürütülerek nihai karar verilecektir. Belediye meclis üyeliği belirleme süreci şu şekilde gerçekleşecektir. Belediye meclis adaylık başvuruları, Merkez İlçe Başkanı'nın başkanlığında Merkez İlçe Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek 5 üyenin katılımıyla oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon seçilecek meclis üyesi sayısının 2 katı kadar aday adayını belirleyerek liste halinde il başkanlığımıza sunacak. İl Yürütme Kurulu, Merkez İlçe Başkanı, Kadın Gençlik Kolları Başkanları ve belediye başkan adayının katılımıyla taslak listeyi hazırlayacak. Hazırlanan liste, genel merkezde kurulan ilgili komisyona havale edilerek nihai karar verilecek. Genel merkezimizdeki komisyon tarafından nihai karar verilirken, il başkanı, belediye başkan adayı, ilçe başkanı, il kadın kolları ve il gençlik kolları başkanı hazır bulunduğu toplantıda, milletvekillerinin de görüşü alınarak onaylanan liste, ilçe seçim kuruluna verilecek değerlendirmesini yaptı. İl Genel Meclis üyesi aday adayları ve belediye meclis üyesi aday adayları ile yapılan toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirten AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, İl Genel Meclis ve belediye meclis üyesi aday adayı arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda kendileriyle istişare ettik, seçim çalışmalarını değerlendirdik, gerek İl Genel Meclisi gerekse belediye meclis üyeliği aday adaylarımızın partimize teveccühlerine, partimize olan inançlarına ve bağlılıklarına teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu. Sayın seyirciler, dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan EMİT Fuarı 31 Ocak'ta İstanbul'da başlayacak ve bu fuarda Elazığ standı da yer alacak. Turizm alanında Türkiye'nin en önemli fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Bu yıl 23.sü düzenlenecek olan fuar, 85 ülkeden yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın önemli ilk 5 fuarı arasında yer alıyor. Elazığ'ın tanıtımı amacıyla 2019 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Elazığ Valisi Cetnoktay Kaldırım'ın himayelerinde ve Elazığ Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda iştirak edilecek. Şehrimizin temsil edileceği TÜYAP Fuar Alanı 5. salonda yer alacak. Elazığ standında Elazığ'daki turizm destinasyonları yerli ve yabancı ziyaretçilerle turizm profesyonellerine tanıtılacak. Elazığ standında Elazığ Valiliği başta olmak üzere Elazığ Belediyesi, Palo İlçesi, Keban İlçesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Otelleri ve Seyahat Acenteleri yer alacak. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti seçim ittifakı konusunda uzlaştı ve uzlaşmaya göre İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, Elazığ'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı oldu. 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti aralarında Elazığ'ın da bulunduğu birçok ilde ittifaka gitti. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Bu kapsamda İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak kesinleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptıkları ortak basın açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini hayata geçirdiklerini söyledi. Bizim demokrasi tarihinde ilk imzayı atma gibi bir geleneğimiz var. Örneğin çok partili hayata geçiş gibi. Bu kez yine güzel bir demokrasi geleneğine ortak imza atıyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini İYİ Parti ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bunun her şeyden önce ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını isterim. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Birlikte yaşama, huzur içinde birlikte yaşama mücadelesi veriyoruz. Beraber yaşamak, huzur içinde yaşamak, vatandaşa hizmet etmek, hizmet ederken yapılan her kuruşun hesabını vatandaşa vermek gibi bir geleneği Türkiye'ye yerleştirmek istiyoruz. Kavgadan yana değiliz, huzurdan yanayız. Kavgadan yana değiliz, barıştan yanayız. İsteriz ki bütün belediye başkanlarımız kentlerini huzur içinde yönetsinler. Ve yönetirken de hiçbir ayrıcalık, hiçbir ayrımcılık yapmasınlar. Bütün vatandaşları kucaklasınlar. Yerel seçimde ne yapacağız? Muhtar seçeceğiz. Belediye meclis üyesi seçeceğiz. Bazı yerlerde il genel meclis üyesi seçeceğiz. İlçe belediye başkanı seçeceğiz. İl belediye başkanı seçeceğiz. Ve büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Huzurun, kardeşliğin ve sadece yerel seçimler olduğunun ve o yerel seçimlerde aday olan arkadaşlarımızın projelerinin tartışılacağı, o ile, o ilçeye, o beldeye ve o büyük şehre hangi hizmetlerin yapılacağının adaylar tarafından bir güzel bir rekabet arasında yapılacağını sağlayacağız. Ve bu işbirliğinin Türkiye için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonuçlar da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle iyi olacak Sayın Genel Başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan da seçim çalışmaları kapsamında Elazığ Belediyesi'nin personelini ziyaret etti. Belediye personeline başkan olmaları halinde en az 3.000 lira maaş müjdesi veren Haluk Arslan, "Biz çalışmaya geliyoruz," diye konuştu. Seçim çalışmaları kapsamında Elazığ Belediyesi'ni ziyaret eden Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan, çalışan personelle tek tek ilgilendi. Elazığ Belediyesi'ne hizmet almaya gelen vatandaşlarla da bir araya gelen Arslan, yerel seçimlerde kendisine destek istedi. Hoş bulduk. Belediyeye bir uğrayalım, belediyede insanlarımızla bir toplaşalım istedim. Bir mücadele içerisindeyseniz, iyi bir yoldaysanız utanacak hiçbir şey yok. Elazığ Belediyesi ziyareti sırasında şoför esnafıyla da karşılaşan Başkan Adayı Arslan, onların sorunlarını dinledi. Yaşadığınız sıkıntının aynısını ben de burada Elazığ'da yaşıyorum. Bu sokakta ben de yürüyorum. Bu şehirde ben de alışveriş yapıyorum. Ben minibüse biniyorum ya, ben minibüsle işe gidip gelen adamım. Arabama sürekli binmiyorum. Minibüs esnafıyla haşır neşir olan, caddede yürüyen, pazara giden bir adam. Bana işte telefelik, işte efendim canlı projeler sunan değil. Benim ihtiyacım olan, ayağımın yere değdiği zaman problemini çözecek bir adam istiyorum. Seçimler sonrasında seçilmesi halinde gayret eden bir belediye başkanı olacağını söyleyen Arslan, billboard belediyeciliğine karşı olduklarını, makam araçlarını kullanmayacaklarını ve belediye çalışanlarına en düşük 3.000 lira maaş vereceklerini kaydetti. Ben burada personellerin hepsiyle tek tek tokalaşma imkanı bulmak isterdim. Ama bu noktada çalışanların ulaşabildiğimize ulaşma gayreti içerisinde olduk. Şunu ifade ediyorum.
şu çatı altında en fazla çalışan ben olacağım. Makamda oturan bir belediye başkanı değil, çalışan, gece yaralarına kadar çalışan, kafa yoran, personeller içerisinde en çok çalışan belediye başkanı ben olacağım. Çalışmaya geliyoruz. Eğer biz çalışırsak personellerimiz de bizimle beraber ahenkli bir şekilde, uyumlu bir şekilde çalışacaktır. Ve şu güzel şehre en güzel hizmeti birlikte vereceğiz. Billboard belediyeciliğine karşıyız. Yaptığımız işleri toplumumuza bir lütuf olarak sunmayacağız. Derdi çekeceğiz, eziyeti çekeceğiz, gayreti göstereceğiz ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyeceğiz. Toplumumuzun, halkımızın yüzündeki gülümsemeyi görmektir en büyük hedefimiz. Makam arabaları bundan sonra olmayacak. Mesai saatinden sonra kendi arabamla işime gelip gideceğim. Benim evim burası, yürüyerek gelip gideceğim. Önümde arkamda bir koruma olmasına gerek yok. Ben bu şehrin şerefli, onurlu bir insanıyım. Bu şehrin her insanı gibi bu şehrin caddesinde dolaşacağım, sokağında gezeceğim, esnafında çay içeceğim, devlet dairelerinde yürüyeceğim. Hiç kimseye tepeden bakmadan birlikte hareket edeceğiz. Zaten personel içinde söylediğimiz hadise bu. Burada çalışanların arzu ettiği de budur. Ve eğer burada çalışanlar yaşam şartlarıyla ilgili bir sıkıntı çekiyorsa bunların sıkıntısı tamamen hallolacak. Sendikal hakları kendilerine verilecek, mutlaka verilecek. Çünkü katılımcı demokrasiden yanayız. Herkes haklarını savunmalı, haklarını ifade etmeli ve hakkını aldıktan sonra gerekli çalışmayı da ortaya koymalı. Sadece sarı sendikacılık dediğimiz para sendikacılığı değil. Hizmet sendikacılığı yönünde teşkilatımızı, belediye teşkilatımızı da yönlendireceğiz. Şehrin hizmetine sunacağız. Çalışanlarımız bayram ikramiyeleri alacak. Hedefimiz en az belediyede maaş alan kişinin, belediye çalışanlarının 3000 lira civarında maaş almasıdır. Biz herkesin insanca yaşayabileceği, çoluğuna çocuğuna rahatlıkla ekmek alabileceği, geçimini rahatlıkla sağlayabileceği bir yaşamı öngörüyoruz. Bu ücret bile normalde yoksulluk sınırının altındaki bir ücrettir. Ve biz belediye çalışanlarından yola çıkarak, buradan başlayarak çalışanlarımızın ekonomik koşullarını iyileştireceğiz. Sosyal haklarını kendilerine en üst seviyeden vereceğiz. Ve sayın seyirciler, Akşam Ajansı'na canlı yayın konuğumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz Akşam Ajansı'nda hemen her konuyu ele almaya çalışıyoruz. Bugün yine önemli ve güzel bir konuyu ele alacağız. Yazım dünyasından yeni çıkan bir kitabı konuşacağız. Yazarıyla birlikte konuşacağız. Hacı Ömer Hüdayi Baba çıkan kitabımızın ismi ve yazarı tabii ki eğitimci yazar Sayın Arda Karani. Efendim hoş geldiniz. Hem stüdyomuza aslında hem Elazığ'a hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sana. Efendim öncelikle tekrar hayırlı olsun diyelim. Hacı Ömer Hüdayi Baba. Aslında Hacı Ömer Hüdayi Baba'yı Elazığ'da Elazığlılar çok iyi biliyor. Evet. Ama bunun tabii yazılı bir hale gelmiş olması da son derece önemli. Gelecek kuşaklara, gelecek nesillere yazılı bir eser bırakmak adına. Daha önce de Unutulan Halife'yi çıkarmıştınız. Yaklaşık bir yıl önceydi. Evet, yine program yapmıştık. Evet. Ve bugün de Hacı Ömer Hüdayi Baba'yla birliktesiniz. Öncelikle bu kitabı yazmaya iten sebepler neydi sizde? Öncelikle hoş buldum. Hem kanalınız adına hem şahsınız adına. Sizinle beraber burada bulunmak benim için de büyük bir onur. Çok zevk. Teşekkür ediyoruz. Hemşerilerimle de bulunmak büyük bir şeref. Unutulan Halife de Hazreti Hasan'ın hayatı. İlk defa dünyada işte roman şeklinde yazdık. Yani ilk özellik, ilk aile, ilk asır İslam'ın. Hı hı. Onun birleştiriciliği ve Ehl-i Beyt'in kuşatıcılığını göstererek başladık. Şimdi de 20. yüzyıla taşınan Hacı Ömer Hüdayi Baba. Bir de bizim için, Elazığ'ımız için, memleketimiz için çok önemli. Ama Anadolu'ya ta Merve kadar taşınan bir etki gücü var. Onları konuşacağız. Hı hı. 20. yüzyıla taşınan işte Hacı Bektaş Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin bugünkü bir mimarı, temsilcisini hı hı. anlatmak istedik. Misyon ve görev yönüyle hep aynı şeyden beslendikleri için
kanaldan. Aynı kaynaktan, aynı evet. kaynaktan beslendikleri için günümüzde de bu din anlayışı nasıl yansıyor? Onun örnekliliğini Hacı Ömer Hüdayi Baba şahsında göstermeye çalıştık. İnşallah anlatı aktarabilmişizdir. Efendim ama bu Unutulan Halife gibi bir roman bu, değil. Evet, bu bir araştırma. Bu biraz daha böyle akademik evet. bir araştırma ama merak etmeyin sevgili izleyiciler. Dili çok akademik değil, ama yazılı olan her şey tescilli bir şekilde diğer kaynaklardan da elbette teyit edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim yeri gelmişken. Çünkü ben tasavvuf, hem işte ilahiyat hem felsefe okuduk. Bir de şimdi bir de yüksek lisans tasavvufta yaptım. Buradan da kendisine selam edeyim. Profesör Doktor İhsan Soysal'dı üniversitemizdeki hocalarımızdan, Fırat Üniversitesi. Evet. Onunla beraber biz bunu yüksek lisans tez çalışmasında çalıştık Hacı Ömer Hüdayi Baba'yı. Tabii bunu daha sonra biz kitaplaştırarak biraz daha dediğim gibi okunabilirliğini daha geniş kitlelerde ulaşsın diye. Ne roman ne akademik bir kitap. Çünkü biz tasavvufu da anlatmaya çalıştık. Hacı Ömer Hüdayi Baba'nın misyonu da işte sosyolog olduğunuz için bu konuda daha da iyi mevzuyu hakimsiniz biliyorsunuz biliyorum. Ve tabii o akademik verilere dayanarak ben bizzat mesela Akçabat'a, Trabzon'a iki sefer gittim. Profesör Doktor Haydar Baş'tan şeyleri aldım, dokümanlar aldım. Orada işte kendi halifesi var, Hayri Baba'ya gittik, onların fotoğraflarını aldık. Urfa'ya gittik. Urfa'da da kendi hocası, Sisli'den hocası var. Dede Osman Avni Baba. Yani onun etkilerini kimlerden beslendiklerini biraz az sonra bahsedeceğiz. Ama etki gücü çok fazla. Bugün ülkemizde halen devam eden Ömer Hüdayi Baba'nın kaynaklı yollar mevcut. Onun öğretisinden istifade eden tarikat-ı aliyenin şubeleri mevcut. Ve hepimiz istifade ediyoruz. Aslında irili ufaklı Elazığ'da gördüğümüz dergahların hemen hemen kaynağı kadirlik üzerine Ömer Hüdayi Baba'dır. Ömer Hüdayi Baba. Şimdi efendim kitapta Ömer Hüdayi Baba'nın kim olduğu, yaşamı, işte Anadolu'ya ya da yaşadığı coğrafyaya olan etkilerinin daha rahat anlaşılması için önce tasavvufun ne olduğunu anlatmışsınız. Kaynağının ne olduğunu anlatmışsınız. Sünnet, elbette Ömer Hüdayi Baba'nın da Ehl-i Beyt olduğunu biliyoruz. Velayet, Abdülkadir Geylani, kadirilik yine, kadiriliğin kolları ve Halisiye kolu olarak böyle bir girizgah yapmışsınız daha rahat anlaşılabilmesi noktasında. Evet, tümden gelim yani bu tasavvuf bize tabii uzak doğudan gelen bir felsefe değil. Öyle bazı anlayışlar da var ya da mistizmin doğurduğu ya da mistizmin içinden doğduğu bir anlayış da değil. Tasavvuf yani kitap ve sünnetten, Kur'an ve sünnetten beslenen İslam'ın özünün, ahlakının, takvasının, zühdünün yaşandığı bir ekol. Zaten böyle bir şey olmasa zaten safsata olurdu. Ve ilmi ve şeyi var. Bir hani nasıl hadis ilminde isnat yöntem varsa tasavvufta da bir icazet yöntem vardır. Evet. Ve velayet yöntem vardır. Bunu bugünümüze aslında mutasavvıflar yani Abdülkadir Geylani bu işin de piri. Allah şefaatlerini edersin. Büyük bir çünkü hem alim hem arif hem de sistemize eden kişi. Yani 12 imamın Ehl-i Beyt'in yolunun günümüze aktarılmasını sağlayan kişi. İşte o Kur'an Sünnet ve Abdülkadir Geylani ile başlayan velayet yolu aslında imametin icazetle devam ettiği yol. Bunu aslında Abdülkadir Geylani Hazretleri birleştirdi. Bu mutasavvıflar da doğru yaşantılarıyla, örnek yaşantılarıyla hatta Resulullah'ın örnek ahlakını birebir modellemeleriyle insanlara ışık oldular, rehber oldular. Ya biz bunu şeyde de görüyoruz. Anadolu'nun Müslüman olmasına da görüyoruz. Bugün de yıkılma dönemine Osmanlı'dan gelen Ömer Hüdayi Baba'nın hayatında da görüyoruz. Şimdi benzerlik isterseniz ben böyle dışarı yaptım ama siz isterseniz şey yapın sorular üzerine gidebilirsin. Şöyle soralım o zaman. Şimdi şuradan bağlamak isterim aslında Ömer Hüdayi Baba'ya. Şimdi özellikle tasavvuf konusunda Anadolu topraklarına baktığımız zaman ya da Orta Asya'dan ya da daha güneyimizden. Şimdi baktığımız zaman kendi dönemlerinde de yaşayan bu ve benzeri büyük alimler, zatlar var. Baktığımız zaman coğrafya zor bir coğrafya ve kalp gözlerinin açık olmasıyla birlikte bir bakıyorsunuz işte mesela birazdan konuşacağız Ömer Hüdayi Baba'nın kimleri etkilediğini ya da Anadolu'ya nasıl etkilerini olduğunu. Çok bambaşka coğrafyalardan gelip birbirlerinden ders görüp daha sonra tamam
hamdın, oldun, piştin, hadi bakalım icazet sende deyip başka bölgelere bir yayılma görüyoruz. Evet. Belki İslamiyet'in yayılması, belki gittiğimiz toprakları Türkleştirmek adına da yapılıyor olabilir bu. Şimdi şöyle, evet. Şimdi Ömer Hüdayi Baba'ya baktığınızda da bunu görüyoruz. Evet. Bunu neye yorumluyorsunuz? Ben aynen tam da bahsetmek istediğim yere siz de girdiniz. Bu öğretinin tam bizim Anadolu'ya geliş şeyimizdeki, anlayışımızdaki birebir nasıl uyuştuğunu anlatırsak herhalde izleyicilerimiz daha da iyi anlayacaklar. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya gelip Keldanisi var, Yezdanisi var, Süryanisi var, Ermenisi var. Yani Türkler azınlıkta hatta. Müslüman yok neredeyse. Yani ilk hani biz böyle bir günde gelip Müslüman olmadık. Tabii burası. Dalga dalga yüzyıllar sürmüş. Ama 1071 bizim Anadolu'ya girişimiz, 1176 Mirya Kefalon Anadolu Türk yurdu haline geliş. Kesin. Yüzyılda ne yapıldı? Ne yapılabildi yani? O kadar farklı milletten, o kadar farklı kültürden, o kadar farklı dinlerden bir mozaik ki Anadolu. Ama yüzyılda bakıyoruz ki Türk-İslam sentezinin hakim kılındığı yer haline geldi. Biz eritmiş miyiz onları? Yani Bektaş, sentez mi oluşturmuşuz? Evet, ne yaptı Hacı Bektaş Veli? Ya Moğollar var, istila var bir taraftan. Yani tabii Hacı Bektaş Veli burada bir tek Hacı Bektaş Veli değil. Hoca Ahmet Yesevi'nin göndermiş olduğu Alperenler, Horasan erenleri. Mevlana çağdaş ama hünkârım diyor, hünkâr Hacı Bektaş. Yani hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin öncülüğünde. Yunuslar var, biliyorsunuz o bizim yani doğru kaynağın adresini bulup ondan beslenip çözümü üretmemiz lazım. Ve o adresi bulana kadar da bir arayış içindeler. Evet, yani ben de bir süreçten geçtim. Hakikaten şimdi eğitimcilik şeyimiz de var. Çocuklar da, çünkü bugün tıkanıklık yaşıyoruz. Bugün de yani 21. yüzyılda biraz din anlayışımızda tıkanıklık olduğu bir dönem. Doğru örnek göstermekte zorlanıyoruz. Ve verdiğimiz doğru örnekler de elimizde patladı. Malumunuz içli. Ve şimdi de doğru örnekleri göstermekten, anlatmaktan aciz duruma geldik. Korkar hale geldik. Çünkü bir yargı oluşmuş. Yargı var tabii ki. Ama bu yargıda haksız da değiller. Çünkü yanlış örneklerle yolu yanlış örneklerle göstermeye çalıştık. Yanlış örnekler de işte FETÖ gibi işte elimizde kaldı maalesef. Ve çok ilginç. Mesela yüzyıllar boyu Ömer Hüdayi Babalar gibilere bakıyoruz. Hep ya da beslendikleri kaynağın aynı olması mı acaba? Hep benzer bir şekilde dupduru gelmiş aslında. Evet, İslam geçmiş. Çok. Demek yani şu an teknolojiyi düşünüyoruz. Biz de doğru bir şeyler yapıyor olsak ya da olmuş olsaydık bugün bu yaşadığımız dini tıkanıklığı yaşamamış olurduk. Çünkü doğru aksettirmiş olurduk. Ama yüzyıllar öncesine bakıyorsunuz birike doğru bir şekilde gelmiş günümüze. Ve tabii enformasyonun bu kadar fazla olmadığı zaman nasıl yapmışlar bunu? Evet. Ben şunu gördüm, Hacı Bektaş Veli'nin talebeleri halka giriyorlar, halka anlatıyorlar ve halk tabii kalkıp bir zorlama yok ya da bir şey de yok, soykırım da yok. Halk o insanlara aşık oluyor adeta. Yani huylarına, karakterlerine, ahlaklarına, Keldanis'te, Yezdanis'te, Süryanis'te, Ermenis'te, Moğolu'da aşık oluyor. Diyor ki ben onun gibi olmak istiyorum. Gönlüne girmişler. Adını bilmiyor ki. Diyen diyor ki ben diyor işte Hacı Bektaş gibi olmak istiyorum. Ben Sarı Saltuk gibi olmak istiyorum. Ben Yunus Emre gibi olmak istiyorum. İşte ben çünkü Aşık Paşa'yı Bosna'da gördüm, şaşırdım. Aynı öğreti, aynı şey, Sarı Saltuk oralara gitmişler, aynı öğretiyi vermişler. Bunun gibi olmak istiyorum ve insanlar Müslüman olmuş. Onlar gibi olmak isterken. Onların da milliyetleri ne? Türkler. Vallahi ben de Türk'üm. Bunlar Türkse ben de Türk'üm. Silah zoruyla dedirtemezsiniz. Evet. Yüzyılda bu millet birdenbire nasıl Anadolu coğrafyası Türk yurdu haline geldi? Gönül yoluyla geldi. Gönüllere geçmiş. Bugün halen Bosna'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da Türkçe biliyorlar, Türk'üz diyorlar. Ve bizden daha örfi ve kültürel olarak Türklüğü yaşıyorlar hakikaten. Evet. Irk olarak, kafatası olarak işte Türklük değil. Türklük kültür olarak çok lazım bize. Yaşantıyla. Evet, lazım bize. Şu an milli bir birlik ve beraberliğimizin tohumlarını bu kanalla seçmemiz, yaşamamız lazım. Evet. İşte Ömer Hüdayi Baba da 20. yüzyıla uzanan aslında biz hazinenin üzerindeki dilenci gibiyiz. Nasıl Mevlana'yı geç tanıdıysak Hacı Ömer Hüdayi Baba'yı da daha da bulacağız kanaatindeyim. Çünkü o zaman ama 100 yıl evvel bu topraklardaki insanlar
Halen daha benim rahmetli babaannem filan çok çok değer verirler, çok şey bilirlerdi. Halen de toplumumuzda binlerce Ömer vardır. Ömer Hüdayi Baba'ya istinaden. 80-90 binden fazla müridi var. Harput'tan inerken 2000'den fazla müridiyle beraber teberdar eşliğinde, salavatlar eşliğinde, işte Allah zikriyle beraber insan yollarda geçiyorlar. Hani Fener Alayı gibi adeta. Biz bunu da kerametlerinde de var. Evet. Ve insanlar da katılıyor bu devrana, o kadirlerin yapmış olduğu zikrullah devran denir. Bu devrana insanlar da katılıyor ve binlerce insan, 4-5 bin insan hep birazdan Allah Allah zikirleriyle Harput'tan Kövenge kadar şey yapıyorlar. Ki o zamanları düşünmek lazım. Tabii, yürüyerek. Çok büyük bir de nüfus olarak çok halkın neredeyse yarısı gibi. Semerkant'tan Merve. Erzincan'dan çünkü Terzi Baba'yla da Erzincan'dan Meftun, o da büyük bir Allah dostu, ondan dersler almış. Erzincan'dan Arapkire, Elazığ'dan işte Malatya'ya ve bugün de etki gücüyle Tayyar Babalar, işte Aydar Hocalar, hatta işte Muharrem Sırrı Efendi vasıtasıyla birçok kollar, ilmi ve irfani kollar. Bugün Anadolu'nun her tarafında kadirliğin yolu Hacı Ömer Hüdayi Baba'nın şahsına toplanmış gibi desek abartı değil. Çünkü 40'tan fazla halife yetiştirmiş. Peki buraya da o etkilediği yerlerden mesela gelip ziyaret edenler çok, çok mu biliyor çok musunuz? Fazla. Evet evet, ben bugün cuma namazına da oraya gittim. Halk da oradaki zaten belediye de şey yapıyor. Turlar şeklinde insanlar geliyor. Şimdi karşısında bir misafirhane ve türbeydi herhalde. Türbesi var. Sanıyorum bir Kur'an kursu ve misafirhane de yapılmış durumda. Evet. İşte Aydar Hoca'nın şeyinde. Haydar Baş yaptırmış. Evet. Onlar bir çalışma yaptılar sağ olsunlar. İnsanlar orada misafir de ediliyor. Kur'an kursunda falan işte orada şey de yapılıyor, biliniyor. Ve otobüsler bile gidip geliyor. Halk zaten, yerel halk çok gidip gelir. Doğru. Birçok arkadaşım da Cuma'ya oraya gittiklerini biliyorum. Evet, evet. Efendim bir de bunun kerametleri var Hacı Ömer Hüdayi Baba'nın. Hayatı üzerinde evet biraz çok şey yapalım. Küçük okumak isterim. Daha çok sizin konuşmanızı istiyorum aslında. Buyurun. Vaktimiz de daralıyor. Manevi yolculuk sayın seyirciler. Hacı Muharrem Sırrı anlatıyor. Bir ara Harput müftüsü Beyzade Ali Rıza Efendi'ye Harput'taki Sahra Hatun Camii'nde müezzinlik yapıyordum. Bu görevim sırasında diğer taraftan şeyhime hizmet ediyordum. Perşembe günü Hacı Ömer Hüdayi Baba'nın yanına gittim. O gece dergahta kalmamı tembih etti. Sohbete ve devrana katıldıktan sonra o gece orada uyudum. Sabah namaz ve tesbihattan sonra evlat yemek yiyelim sonra gidersin dedi. Yemeği yedim ancak cuma vaktine 2 saat kadar kaldı. Harput ile Kövenke arası yürüyerek 6 saat sürüyordu ama görevim olduğunu bilmesine rağmen bana hala git demiyordu. Ben de gideyim mi demekten edep ettim. Evet. Bayağı vakit geçti. Namaza neredeyse 1 saat kala bana evlat gitmiyor musun dedi. Ben de baba vakit geçti dedim. Köyden çık, rabıta et ve gözlerini de yum, sakın açma diye tembih etti. Ben de abdest alıp rabıta ettim. Hacı Ömer Hüdayi Baba geldi, elimden tuttu, beni uçuruyordu. Bir müddet uçar gibi gittik. Bir ara merak ettim acaba neredeyiz diye ve gözlerimi açtım. Baktım ki Hüseyinlik'teyim. Yani bugünkü Ulukent. Ki Hüseyinlik Harput'a yürüyerek 20 dakikalık bir mesafe o dönemler için. Eğer gözlerimi biraz daha açmasaydım tam caminin önünde olacaktım. Bu sadece bir keramet sayın seyirciler. Çok daha fazlasını kitapta bulabilirsiniz. Yine de biz çok fazla kerametini almadık. Çünkü sığdırmak mümkün değil. Dilden dile dolaşan böyle birçok kerameti var. Bu konuda da kaynaklara ulaştım aslında. Tam Mehmet Albayrak'ın Konya'da kendi çalışmasına ulaştım. O da vefat ettiler. Birçok çünkü Malatya'da şu an meftun olan, Trabzon'da işte Konya'da ve Ankara'da şeyleri vardı. Halen onun hakkında yapılan çalışmalar vardı. Ben kısaca Ömer Hüdayi Baba'yı da yani unutmadan hayatı hakkında birkaç bilgi vereyim ve kerametlerinden devam edelim. 1821 yılında doğuyor Mürü'de. 1905 yılında vefat etti kendisi. Vefatını da ayrıntılı yazmaya çalıştık. Ahmet Cemal isimli oğlu var. Türbenin 20 metre yanındadır. İzleyicilerimiz mutlaka onu da ziyaret etsinler. Çünkü o da evliyadır. 20 yaşında vefat etmiştir. Bir post, iki veli diye iznini istemiştir babasından. Biz Unutan Halife romanında onu bir karakter olarak ele aldık, anlattık. Bu kitabın içerisinde de var.
Ve bu 85-86 yıllık ömür içerisinde Ömer Dayı Baba'nın divanı var, risalesi var. Onları da aldık kitabımızın içerisine. Hı hı. Ve vasiyetnamesi var. Eserleri olan, yani bu da çok önemli. Çünkü eseri olan bu konuda pek Allah dostlarının... Peki rastlanılmıyor. Rastlanılmıyor. Evet. Hı hı. Çünkü onların en büyük eserleri insandır. Hı hı. Yetiştirdikleri insandır. Hakikaten Ömer Dayı Baba'nın da destansı bir hikayeleri var. Mesela Hamza Baba'nın namında, yine civar köylerde meftun olan, şu an Allah dostu, eşkıya birisi var. Çünkü halk Harput'un, yani Osmanlı'nın yıkılma dönemlerine rastlıyor bu yıllar. Şimdi Anadolu'nun manevi mimarı derken, bu etki gücünün bütün Anadolu'ya yayıldığından dolayı söyledik. Türkiye'nin manevi mimarı yönü de şundan kaynaklanıyor. Ömer Hüdayi Baba'nın vefat ettiği yıllar bıraktığı işte Muhammed Baba ve halifeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllar. Hı hı. Adeta o kadrolar bu ülkeyi şekillendirmiş. Hı hı. O kadroların yapmış olduğu hizmetler bu ülkeyi şekillendirmiş. Muhammed Baba, işte Hayri Baba, Trabzon'da metfun. Onlar bu Cumhuriyet'in kadrosunu adeta şekillendirmiş. Elazığ içinde, Elazığ işte tam biliyorsunuz Harput niye virane şehir? Çünkü insanımız penceresini, kapısını, yokluk yılları, taşını dahi alıp ovaya iniyor. Evet. Onun için Harput'ta çok ciddi eserler kalmıyor. Evler kalmıyor. Ve getirip ovada ev yapıyorlar o malzemelerle. Halk zorluk darlık içerisinde. Tabii yani maddi imkansızlıkların olduğu dönemde hırsızlıklar, serkeşlikler, eşkıyalıklar yaygınlaşır. Hı hı. Ömer Hüdayi Baba da o serkeşliklerin olduğu insanları adeta irşad ediyor. Evet. Hamza Baba da bunların başında, çünkü eşkıya yol kesen birisi, onun da kerameti var. Hı hı. Hatta elim kesildi diye filan. Ömer Hüdayi Baba'nın evini soymaya gidiyor ve orada Ömer Hüdayi Baba'na irşad ediyor ve Ömer Hüdayi Baba'nın en önemli halifelerinden biri haline geliyor. Evet. Bu manada Beyzade Efendi, İmam Efendi ve Seyyid Ahmed el-Cabak Çuri. Hepsi öğrencileri mi? Öğrenci demeyelim de onların pirleri. Pirleri. Yani bir nevi o, yani manevi sultanların sultanı o dönemin kutbu yani. Biz buna kutup diyoruz. Beyzade Efendi diz çöküyor onun huzurunda. O görevlendirmeyi Hacı Ömer Hüdayi Baba yapmıştır. Beyzade Efendi'ye sen bu o zaman Harput müftüsü ve arif bir insan. Beyzade Efendi de bu konuda yine üniversitemizde çalışan hocalarımız, arkadaşlarımız oldu. Sezai Fırat kardeşimiz oldu. Fatih Kıvık kardeşimiz oldu Erciyes Üniversitesi'nde. Ve Beyzade Efendi'ye alimlere sen ilgilen. İmam Efendi'ye sen hocalarla ilgilen. İmam Efendi biliyorsunuz Erzurumlu İbrahim. O da Harput'ta mümkün. Ve fakir fukarayı da Seyyid Ahmed el-Cabak Çuri Harput'un önünde olan kişi. Biz de bu ümmetin ayyaşıyla, serkeşiyle ilgileneceğiz deyip diyor. En zor zümreyi kendileri evet alıyor. Kendisi hakikaten irşad etmiş ve destansı örneklikler yaşatıyor. Hamza Baba da, yani bir gün inşallah Hamza Baba'yı da konuşalım. İnşallah yani öyle efendim. Lafta bir dönüş değil. Hakikaten ruhta bir dönüş yaşayan. Belki onu da kalem alırsınız. İnşallah diyelim artık ömür vefa ederse. Evet. Önemli olan onların misyonu. Yani bizim bugün öğrenmeye çalıştığımız, aktarmaya çalıştığımız din anlayışları. Bugün ona muhtacız. Yani din anlayışımızdaki, çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de niçin akletmiyorsunuz? Akledelim. Neyi akletmiyorsunuz? Fatiha suresinde ne diyor? Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet. Aynen öyle. Nimet verdikleri yolunu yine Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Nisa suresi 143. ayette sıddıklar, şehitler ve veliler diyor. Evet. Ama Allah'ın halis kulları velileri. Diliyoruz doğru yola hep beraber gideriz. Amin. En azından Ömer Hüdayi Baba gibi büyük alimlerin, büyük zatların yolundan da Allah gitmeyi herkese nasip etsin. Tabii evlad-ı Resul bunlar. Yani onu söylemeden vebal altında kalmayalım. Ehl-i Beyt'in ışığı altında hep bunlar. Öğretisi ve ruhu hakkında. Zaten kendisi de Seyyid'dir. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen. Evet. Efendim daha fazlası için Hacı Ömer Hüdayi Baba kitabından mutlaka edinin. Sanıyorum tüm kitap satış marketlerinde ve internet ortamında da var. İnternet ortamında var ama özellikle ben buradan teşekkür etmek istediğim bir iki şahıs daha var. Çok küçük alayım hocam, vaktimiz bitti. Soyer Bey, Harput Dibek şube olan yerlerde kendisi
kitaplarımıza sponsor oldu. Satışını oradan yapıyor. Da alabilirsiniz. Harput Çok Dibek'te. Da reklam vermeyelim efendim. Evet. Eyvallah. Yasak biliyorsunuz. O zaman yayın eviniz söyleyelim. İcmal Yayınları burada şeyi de var. Şubesi de var. Elazığ'da. İcmal Yayınları'nda. İnternetten de online olarak alabilirsiniz sayın seyirciler. Elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Her yıl artık bir kitaba alıştık bizler sizden gelen. İnşallah. Önümüzdeki yılda daha güzel yine aynı ayarda kitap bekliyoruz. İnşallah. Nasip. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık ben hocam. Ben de sizlere çalışmanıza muvaffakiyetler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler bugün de noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bütün ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.